bugün de sabahın erken saatinde kalkıp yine bir miktar yol yaparak Akseki'ye geldik. Bu Düğmeli Evler, Altın Beşik Mağarası ve Üzümdere tarafını gezmek için. Yolculuk güzeldi ama biraz erken kalktığımız için haliyle biraz yorgunluk var. Şimdi Altın Beşik'teyiz. Böyle bir vadinin içinde. Altın Beşik Mağarası'na geldik. Şimdi mağara, biz yıllar öncesinde geldiğimizde buraya giriş ücretsizdi. Şu an girerken Milli Parklar Müdürlüğü'nün uyguladığı tarife araç başı 39 TL. Bir de mağaranın içine girdiğimizde bot turu yapmanız gerekiyor. Yani mağaraya öyle serbest bir şekilde girmek yasak. Orada da sanırım kişi başı 30 TL'ye yükselmiş fiyat. Çok güzel bir yer ama baya ticarethane olmuş. Girişten sonra bot turunun yapıldığı yere, mağaraya geldik. Şimdi burada biraz sanırım sıra bekleyeceğiz. Çünkü bir hayli kalabalık oluyor. Botlar belli sayıyla çıkıp giriyorlar. Hadi bakalım, inşallah güzel bir şeyler yakalarız. Devam Özden Gökdere. Mağaranın girişi burası. Aynen az önce dediğim gibi 30 TL bir bot ücreti var ama çocuklar ücretsiz. Yani çok zorlamıyorlar o konuda. Şu an bile çok güzel gözüküyor. Şimdi içerideki diğer botun gelmesini bekliyoruz ki biz de turumuza başlayabilirim. Zaptiye yollarıyla burada karşılaştık. Aynı bota denk geldik. Aynen. Hiç. Normalde çok beraber bir yere gitmeyiz aslında. İsmini veren yer şu tepedeki köprü. Rengi altın şeklinde olmasından dolayı ve beşiğe benzemesinden kaynaklı Altın Beşik ismi verilmiş.
mağara gezimizi tamamladık. İçerisi gerçekten mükemmel, zaten videolarda görmüşsünüzdür. Yani 14 milyon yıllık bir oluşumdan bahsediliyor. İçinin 3 katlı olduğundan bahsediliyor. Şu an sadece gidebildiğimiz yer gördüğünüz gibi kısıtlı, çünkü su bazı zamanlar geri çekiliyor, bazı zamanlarda yükseliyor. Bu gidebileceğiniz yeri değiştiriyor, fakat taş çatlasın gidebildiğimiz yer hani böyle bir 5-10 dakikalık yol. Fakat içinin ambiyansı, yaz kış sürekli 17 derece olması gibi birçok güzel özelliği mevcut. Kesinlikle bence gelmelisiniz. Verdiğimiz paraya değer mi? Değer. Şimdi burayı bitirdik. Düğmeli evlere doğru gidiyoruz, yani Ormana köyüne. Biraz da orayı turlayacağız. Ondan sonra herhalde bir yemek molası vereceğiz. Şimdilik Altın Beşik'ten veda. Köyündeyiz şu an. Düğmeli evler denilen yapıları geziyoruz. Bu eski köy evleri aslında. Yani mantığı şu. Evler yapılırken sedir ve katran ağaçlarından bu şekilde ahşaplar kesilip iskelet yapılıyor. Aralarına da doldurma taş dediğimiz taşlar dolduruluyor. Bu iskeletin de bu taşların gönyesini sağlıyor. Yani düz durmasını. Evler uzun yıllar boyunca bu şekilde kendini muhafaza ediyor. Piştuvan deniyor aynı zamanda bunlara. Yani birçok yayla evi şekli bu şekilde aslında. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu ahşapların çıkıntı yaptığı yerlerde düğmeye benzediği için evlere düğmeli evler deniyor. Antalya'da Akseki yöresinde çok meşhur. Yani geldiğinizde birçok yerde bu düğmeli evler konseptinden mevcut. Havası güzel, serin. Yani şu an Antalya merkeze göre bir hayli serin ve kuru bir havası var. E tabii artık zaman geçtikçe ev düğmeli evler yerlerini normal beton evlere bırakmış, ama hala düğmeli ev konseptini koruyan köy sakinleri de var. Biz Ormana'daki düğmeli evleri gezmeye geldik, tercih ettik. Çünkü burası Altın Beşik Mağarası yolu üzerinde. Ama dilerseniz yol üzerinde birçok düğmeli ev konsepti var. Tabelalar zaten bol bol yol gösteriyor. Şimdi yavaş yavaş köy merkezine doğru iniyoruz. Merhabalar. Sabahın erken saatlerinde şöyle patikadan gidiyorum. Sabahın erken saatlerinde Antalya'nın Akseki ilçesine geldik. Burada yapmak istediğimiz 3 tane etkinlik vardı. Şu an bitirdik. Dinlenme moduna geçtik çünkü çok açız. Ne yaptık? Önce Altın Beşik Mağarası'na gittik. Altın Beşik Mağarası daha önce biz birkaç yıl önce geldiğimizde giriş ücretsizdi. Ve botlar içinde sanırım kişi başı 3-4 TL gibi bir ücreti vardı. Şu an Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlanmış ve sadece arabayla giriş 39 TL. Onun dışında da bot için kişi başı 30 TL para veriyorsunuz. Hani sevinilecek bir nokta, çocuklardan ücret almıyorlar. Bizi o mutlu etti, ama Altın Beşik Mağarası'nı kesinlikle görmelisiniz. Dünyanın en büyük 3. mağara gölü. Yani devasa bir yapısı var, mükemmel bir ambiyansı var.
Yani o paraya değer mi? Bence değer. Ondan sonra Ormana köyüne gittik. Zaten o da yol üzeri. Orada da düğmeli evler denilen bu meşhur eski köy evlerinin olduğu böyle yapılar var. Aslında düğmeli evler Akseki'nin birkaç yerinde var. Tabelalarda görüyorsunuz. Hangisini gezmek, görmek isterseniz oraya uğrayabilirsiniz. Oranın da kendine has bir yapısı var. Özellikle Ormana'daki o köy sokağı çok güzel. Şimdi de Üzümdere'ye geldik. Balık yiyeceğiz. Suyu mükemmel. Kadir'in deyimiyle sinekleri çok pis. Gerçekten acayip ısırıyorlar. Ama balığı mükemmel. Yani buraya daha önce de gelmiştik. Şimdi de yine burayı tercih ettik. Yalnız Kadir sineklerden çok memnun değil. Valla sineklerden kaçtım ya. Çok fena birader. Sinkovla gelsinler. Yani bu göl zaten alabalığıyla ünlü. Üzümdere köyü de alabalığıyla ünlü. Hani geldik bir deneyeceğiz. Yol üzerinde Google'la gelirseniz eğer. Hani oradan bir konum belirleyip gelirseniz. Bir sürü alabalık lokantası gözüküyor ama birçoğu kapalı maalesef. Şu an iki tane aktif olan var. Birisi hemen girişte. Bu bizim geldiğimiz Handos diye bir mekan. Diğeri de bir 14 kilometre içeride Üzümdere köyünde yer alıyor. Yani onun dışında vakit geçirmek için güzel. Sabahın erken saatlerinde çıkmamıza rağmen bir günü burada bitirdik. Şu an saat akşamüstü 4.30'a geliyor. Burada işte 1-2 saat balık yiyeceğiz. Biraz dinleneceğiz, sohbet edeceğiz. Görmüşsünüzdür çocuklar ve yetişkinler suya girebiliyorlar burada, yüzebiliyorlar. Ama su gerçekten çok soğuk. Öyle bir günümüzü burada öldürdük inşallah. Çekimlerde de güzel bir şeyler çıkmıştı. Biz daha yemek yiyeceğiz. Haydi görüşürük.